O sırt üstü uyuduğum günlerde ellerim hiç ağrımıyor. Definitely Sanctus hoş geldin. Üçüncü ayın kutlu olsun. Kolay gelsin. Aleyküm selam. Çok sağ Prime'de senin için. Ellerimi bağlasam sorun çözülecek abi ya. Kelepçe lazım bir tane. Sipariş ederim onu. Kelepçeye işler çözülür abi, tamam. Çözdük. Flash alasım var ya. Ananı sattım çocuğu. Ne oluyor ya? Ödüm koptu. Terbiyesiz. Ne oluyor lan? Maskem düştü. Onu dik dik ya, ne oluyor yani? Öyle hitler yiyoruz ki. Olmayan adamlardan bir sürü hit geldi. Pompalı işini değiştirmemiz lazım ya. Aşağıda bir sürü avuk vardı aslında da alamadım ya. Buraya. Nerede lan benim M4'üm? Ha. Oğlum bir an korktum ya. Bu M4'süz neler yaparım? Ya şu M4'de de güzel bir buff gelse. Bak M4'de buff gelmesin de AUG'a nerf gelsin, sadece M4 oynayacağım ha. Ya gerçi o zaman da sadece Beri'de oynamak zorunda kalırız. Şu an AUG'un en güzel avantajı hem hızlı hem stabil kontrol edebildiğinde. 4x spreyine başladım şimdi, AUG'un yok ediyorum 4x spreyde. No, oğlum ne oluyor lan buraya gelince ben? Duvar arkasını yiyorum resmen. Bir dakika. Şuradan pik atacak birazcık. Bekleyelim de. Ya ya. Aa bu çocuk yani, bu çocuk var ya. Dur ben şunu gidip bir ölüsüne sıkmam lazım ya. Bu çocuk ranked'da da böyle bu çocuk. Bu çocuğun bir derdi var. Ben çözemedim. Çözmeyeceğim o yüzden. Ölüse sıkmaya devam. Tabi dikey çakalım da silah. Bir tane sniper koyalım yanına. Hadi bakalım. Cold Shield'ı artık taşıyacağım ya oyunlarımda. Sola da pek yer kalmıyor ama diğer teçhizatlardan ötürü. Bir şekilde yer ayıracağım ona. Bunu envanterde gezdirmeye alışmam lazım. Sola da el bombasına çok ihtiyaç oluyor da. Neyse bulacağım bir şeyini ya. Bir ayarını.
tane hafif stamaça ihtiyacım var, sonra tüfürürüz. Şimdi benim gameplay'de 4x'imiz var, pompalımız var. Bir tane ekstra çelik yelek alıyoruz buraya. Peki la. Sniper. Sniper pompalı. AUK. Şu Folded Shield aslında solo'da çok çok bir önemi yok. Çünkü genel olarak araba falan kullandığım için gerekli değil. Ama bazen pozisyon oluyor ve hayatını direkt kurtarıyor. Ve sadece bir tane bomba yer kaplıyor. Bir bomba yerle oyunda belki çok önemli bir kritik pozisyonda seni hayatta tutabiliyor. Bir bomba, bak bir tane molotof bırakıp bir tane kit bıraktım mı alabiliyorum. Ama işte bunu sola da kurmaya vakit yok ya. İşin kötü tarafı da o biraz. Sola da bunu kurmaya vaktin olmuyor. Bunu düşündüm şimdi. Gider arabayı vurmazsın inşallah. Siz yaparsınız da gaga şu köprüye atmış seyfi. Bak mesela şu anki envanterde şöyle olması lazım. Sen daha kit alabilmem lazım oraya. Mermi. Tamam, mermi yeter. Şu an oldu mesela. Şu aşağı oyun yapalım ya. Oyunun en güçlü arabası geliyor. Yükleniyor, yüklendi. Bir de şu jantları falan da boyadım baksana. Ananı avradanı. Bu oyunun direkt en güçlü arabası. Ama Jeep hali, yani bu versiyonu çok güçlü. Bu bir de takla falan da atmıyor. Bunun öyle güzel özellikleri de var. Burada fight varken bence bu fightlere girelim ya. Buradan mı geçeceksin kanka sen dümdüz? Arkadan mı geçeceksin? Ya oğlum ben pişirdim, adam yedi ya. Hey Allah'ım. Yeter oğlum be. La keşke ilk bunu vursaydım. Ya iki tane kilimi yedi ya bu çocuk. Şu çocuk şurada durdu, iki tane kilimi yedi ya. Afiyetli yedi şu anda. Mutlu mutlu öldü bir de onlarla. Mutlu ölüşler kanka. Abi light çıkmıyor kimseden. Hayırdır? Pompalı mermisi fazla almışız ya. Neyse son üçüncü çocuğa da bakalım da bir. Nice. Hocam sen cidden orada durdun, o arabanın tekerini mi alıyorsun ya? Tapık falan mısın kanka? Ve hepsini mi almaya çalışıyorsun teker teker? İki tane kaldı ama tekeri. Sürsene buraya doğru. Azıcık daha böyle sağlı sürsene. Gel. Ama var ya bu... Dua et. Yani hafif sağlı sürsen... Bunu sana dinden edecektim.
Neyse burada işimiz tamam ya. Sanırım bundan sonra sadece bu arabayı kullanmayı düşünüyorum ya. Ya bu araba bence var. Şansınız varken bu arabayı çıkartabiliyorsanız çıkartın. Çünkü aktif oynuyorsanız eğer bu oyunu, bu araba önemli. Gerçekten yani bir noktada parayla milletin önüne geçebiliyorsun. Ya çok önüne geçemiyor yine hani böyle müthiş almış almış şeyler değil ama mesela %10 bile etkilese yeterli. Çünkü baksana şu engebeleri falan aşarken hiç zorluk çıkmıyor. Hiç takla atmıyor. Diğer Uaz olsa şurada bak shift'le gidiyorum şu an. 30 kere takla atmıştı araba. Şu an hiç yani bak sarsılmıyor bile. Arabanın bir ağırlığı var. Yok düzelecek yani hiç önemli değil. Ne olduğunun hiçbir önemi yok. Bu arabayı daha takla attırdığımı hatırlamıyorum. O kadar övdük sonra takla atıyor ya. Ya zaten PUBG geçen ay 2000 G-Coin verdi abi. Ondan önceki aylarda şey Prime'lardan G-Coin falan topladıysanız direkt bedavaya geliyor aslında. Ya biraz biriktirseniz o benim yaptığım Prime taktikleriyle ya boş boş skin alacağınıza yani bence boş boş oyunda kıyafet alacağına bu tarz böyle bir şey geldi mi paranı buna harca. G-Coin'lerini buna harca. Zaten G-Coin'leri veriyor bir sürü. Onları biriktirebiliyorsun. Bak vuramayacak ki. Hit bile atamayacak çocuk bana. Hem bir de bak şu arkalardan falan Ali hasar yemiyorsun sanki. Birazcık geç kaldık ama olsun. Kesinlikle ve bence kesinlikle çok büyük avantajı var ya. Oğlum nasıl ne ölmez bir şey çıktı lan? Zırt o. Lan öldürme işte ya. Onu öldürmese bir kill daha alacağım. 3 tane bombayla bence oynanır bu oyun ya. Ama işte bir noktada ya solo'da şuna çok ihtiyaç yok. Olay biraz o. Yok gerçi var aslında. Ben kullanırım bunu. Bazen çünkü pozisyon tutarken işe yapabiliyor. Lan hayır be araba geçiyor. Koş 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 koş. Bunu yakalarım ama yakalarken arkalanabilirim. Sadece anı la. Hocam sadece 10 bin neyse sen. Bana ateş eden arkadaş ne ayak ya? Burada biri darladıydı beni demin. Kim dar attı bana? O ne oğlum? Nasıl geliş öyle? Adamın biri geliyor arkadaşlar kesin. Adamın birisi kesin geliyor yani şu an hissettim onu. Ne yaptı lan o? Abi sanırım o şey tekneye mi döndü ya? Son anda bir şey oldu orada. Kaçırdığım bir olay yaşadı. Yo geliyor. Aman diyeyim kanka. Saçı lordlamadı.
Vallahi çizdiriyorduk kestaneyi ya. Adam da yani hiç beklenmedik bir şey yaptı. Buraya geldi durdu lan böyle. Daha niye yapıyorsun ki? Yani ya hiç gelme ya da bilmiyorum yani bu şu hamle hiç mantıklı gelmedi. Köşe kapmaca oynadık ki orada 2 saniye. O köşe kapmaca da benim tam zıttıma koşmasaydı anında ölecekti. Çünkü sanırım headshot'la başlamıştım. Oğlum daha adam gelecek oyun direkt köprüde bitiyor ya. Şu köprüde biten oyunlar var ya köprüye erken gelmek harbiden çok önemli. Neden biliyor musun? Millet sıkılıyor. Hani kafa atayım diyor direkt sıkılıyor. Rushlıyor köprüye aslında. Oğlum bu nasıl çıktım lan? Bak mesela bak bir artısı daha. Arabanın üstüne demiş şöyle çıktım. Bak yine çıktım. Oğlum normalde UAZ'ın üstüne böyle çıkabilir misin? Çıkamazsın. Ya şu üstüne çıkma olayı falan o kadar avantaj ki aslında. Ya ufak tefek avantajlar bunları doğru kullanmayı bilene bayağı avantajlı ama. Yeri geliyor çünkü çok anlık hareketler yapmak zorunda kalıyorsun. Vallahi çektim fotoğrafını kardeşim. Denir. O ne oğlum? Ne yaşanıyor orada? Herkeste de şey var. 6x var. Daha oyunda 8x'e rastlamadım. Kaç tane boost var ya? Eşelat var mı sende kral? Eyvallah. M24'ü alırım valla. Adam. Acukta mermi ver. Ah be çok yakın lan. Vurdum bu arada biraz. Ya yani bayağı darladım. Oh. Sniper headshot lazımdı ya orada. Bas güçüne bam diye vurur böyle. Bam. Tombi gitmeden önce geçeceğim pozisyona bir bakayım da. Orada bir şeyler, kalpler çok kırılıyor orada ya. Oraya gidelim. Ya bu nerede bitiyor lan bu oyun? Bence bu dağı arkalayalım ya biz. Ama şu an bütün avantajımı kaybettim biliyor musun o adama sıkarak? Şu anda öldük. Şuradan piklesene ya ne olur. Çok güzel bir yer burası. Mesela böyle durumlar için şunu açabilsem şunu. Bak mesela şunu açmama izin verse. Şu an o kadar işime yarayan bir pozisyondu ki aslında.
saçma sesleriydi o ya. De hit dedim, hit dedim. Orada yerde yatıyordu yüksek bir araba, o çocuğu unuttum ya. Ha mesela bak şu pozisyonda iş yapar ama birazcık da öne kurmamız lazım. Şu an mesela çok işlevli. Arkadan ki hasar yesem de ölmem. Can basarım, bomba yemem. Atacak ya o pilki. Ama o da tedirgin yani, el çıkacağımı biliyor. Atarım yani o el çatı, biliyor o da. Acımam ya, atarım ya. Keşke biraz daha hızlı kursa var ya, bak böyle hafif biraz daha hızlı kursa mükemmel alet. O ne lan? Ya. Allah'tan çok ıskaladı el ama. Normalde ölmüş olmam lazım. Pardon, çıkacaksın ya sen oradan, hadi be ya. Hadi be ya. Hadi ya. Of, oyunun sonu dedi, al sen dedi bununla oyna dedi. Ver abi ver. Ver dayı oğlu ver. Böyle solo da var ya, şu tarz böyle pozisyon olarak oynadın mı seni kimse öldüremez ha. Alanı böyle çok saçma sapan kötü çekmediğin sürece ölmezsin yani. Bir tane köprü altına yüzen vardır şimdi. Zaten oraya bir tane bisiklet gelmiş. Bu ne lan? Oğlum iki tane köprüde adam var. Ne oluyor lan? Üstünde mi bu köprünün? O son yarıya şey kaldı, o darladığım adam kaldı uzaktan. Ben böyle koşumuzu yapalım fake smoke'la ama bence kesin o fake smoke olur biliyordur. Ay senin drone'una sokayım ya. Bambi'ye bak Bambi'ye. Bu drone şuradan kaldırdı. Ya şu drone metası Allah aşkına güzel mi ya? 1v1 pozisyonda adam geçiyor AFK oraya. Benim nerede olduğumu biliyor. E ben burada nasıl oyun yapabilirim? Ya çok şey ya yani. Ha, solo'da drone açıyor. Kusuyor evin içine. Ya da otun çimenin içerisinde yatıyor abi. Milleti izliyor öyle. Aa, anladım abi. Ne güzel oyun. Korkudan kafasını kaldıramıyor çocuk. Uçur kardeşim drone'u, uçur. Şu an o zaten korktu. Patlattım ya onun drone'unu.
Ne yapacağını şaşırdı. Eli ayağı titriyor şu an. Yerinden kıpırdamamıştır ha. Orada bir yerde yatıyordur. Bak şurada yatıyordur ya. Alanı da şansına çekti ona doğru. Ben safe'de değilim mesela şu an. Şuradaysa zaten direkt ben öldüm. Jilly Sweet vardı ya. Yani burada bet oynamamız lazım abi. Şansına. Şuraya bir tane molotof atacağım. Oynayacağım. Başka yerde olamaz zaten. Olabilirmiş. Ah, ah, alanın dışına çıkmış ya. Hiç beklemiyordum var ya. Alanın dışına oynamasını hiç beklemiyordum ya. Yani normalde şuradaydı. Buraya koşmuş, alanın dışına çıkmış. Abi ya. GG. Değil mi? Kaçmış alandan. Bakar mısın? Drone'unu patlattım ya. Korkudan nereye kaçacağını şaşırmış çocuk. Hayır. Niye alan dışına çıkıyor ki ya? Bilmiyor ki oyunu. Keşke şöyle sağdan doğru pushlasaydım. Şöyle oynasaydım. Aynen. GG abi GG. Kazanabiliyor. İşte bu oyun böyle bayan abi. Ya rakibimin iyi oynadığını düşünüyorum. Ama en büyük hatayı orada yapıyorum yani. Drone kullanan bir oyuncu ne kadar iyi